6. sınıf öğrenciler, arkadaşlar, herkese merhabalar. 6. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. video ve 1. soruyla. Kur'an-ı Kerim ilk kez ne zaman indirilmeye başlamıştır? 622 yılının Ramazan ayında, 610 yılının Ramazan ayında, 632 yılının Muharrem ayında, 610 yılının Şevval ayında. Evet, Kur'an-ı Kerim'in hangi yıl ve ne zaman, hangi gece, hangi ayda indirilmeye başlandığı sorulmuştur. Hangi gece yazmıyorum, onu biz de söyleyeceğiz, önemli olduğu için. Evet, 610 yılının Ramazan ayında inmiştir ve Kadir gecesinde inmiştir arkadaşlar. Kadir suresinde de zaten bundan bahsedilmektedir. Yani birinci soru B şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soru. Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen ayetleri hangi surede yer almaktadır? Alak, Bakara, Fatiha, Nisa. Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen ayetleri hangi surede yer aldığı soruluyor. Evet, Alak suresinde yer almaktadır. İlk 5 ayettir. İlk inen ayetler. Bu da Alak suresinin ilk 5 ayetini oluşturur. İlk inen lafız ve emir arkadaşlar, ikra, sen okudur. Yani okumanın önemini de buradan anlıyoruz. İkinci sure de A şıkkıydı. Pardon, soru A şıkkıydı arkadaşlar. Bu da sureler olunca karıştırdık. Şimdi üçüncü soruya başlamadan bir hatırlatmada bulunuyoruz. Yorumlar kısmında hangi okulda okuduğunuzu, hangi ilden olduğunuzu ve yazılılar soru tarihlerini arkadaşlar, hangi ders ne zaman yazılısı başlıyor onu da yazabilirsiniz. Yine 6. sınıfa ait 2 tane oynatma listesi var. İmam Hatip Arapça Ders Kitabı'nın Türkçe'ye tercümesi var. Oynatma listesine ulaşabilirsiniz. İkinci oynatma listesinde de 6. sınıf yazılıların sorularının bu şekilde çözümü var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ezan okunduğu için videoyu durduralım, sonra devam edeceğiz. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy nerede gelmiştir? Mescid-i Nebi'de, Kabe-i Muazzama'da, Hira mağarasında, Sevir mağarasında. Evet, mağarada gelmiştir arkadaşlar. Sevir mağarası, Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ederken burada gizlenmişti. Hira mağarası da ilk vahyin geldiği mağaradır. Üçüncü soru için C şıkkını işaretledik. Dördüncü soru. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın insanlara hitabıdır. Kur'an-ı Kerim ilahi kitapların sonuncusudur. Kur'an sadece Araplara gönderilmiştir. Kur'an sadece Allah'ın sözlerini içerir. Evet, Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim sadece Araplara gönderilmiştir. Bu bütün yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim dünyadaki bütün milletlere, kavimlere, insanlara, herkese gönderilmiştir. Dördüncü soruyu da C şıkkı olarak işaretliyoruz. Beşinci soru. Evet, 6. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 2. yazılı sorularının 1. videosunun 5. sorusu. Tecvid ilminin konusu nedir? İbadetler, Kur'an-ı Kerim, inanç esasları, ahlak kuralları, tecvid ilminin konusu, gayesi, mevzusu sorulmaktadır. Tecvid ilminde ne vardır? Ne için yazılmıştır? Ve tecvid ilmi öğrenildiği zaman neyi okumakta kolaylıkla okuruz ve zorluk çekmeyiz? Bu sorulmaktadır. Buna nedir? Tecvid ilminin konusu Kur'an-ı Kerim'dir. Beşinci soru B şıkkıdır arkadaşlar. Altıncı soru. Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun olarak ve güzel bir şekilde okunmasını sağlayan ilim dalına ne ad verilir? Fıkıh, tefsir, siyer, tecvid. Evet, Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun olarak güzel bir şekilde okunmasını sağlayan ilim adına ne ad verilir? Tabii ki arkadaşlar, tecvid adı verilir. Buna tecvid denir. Yedinci soru, Kur'an-ı Kerim'in 77. suresidir. 56 ayettir. Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. İlk ayetinde geçen ve sureye adını veren kelime örtünüp bürünen anlamına gelmektedir.
Yukarıda sözü edilen sure hangisidir? Müddessir, Yasin, Kıyamet ve İhlas. Evet, örtünüp bürünen anlamına gelen arkadaşlar nedir? Müddessirdir. Ya eyyuhel müddessir diye başlıyor. Onun için bu örtüsüne bürünen anlamına gelmektedir. Kum, kalk, enzir ve inzar et. İnsanları korkut. Allah'ın tebliğini ne yap? Yap manasında müddessir, örtüsüne bürünen Muhammed demek. Yani buradaki örtüsüne bürünmek Peygamber Efendimiz için söylenmiş olan bir ifadedir. Evet, devam ediyoruz 7. soru, 8. soruyla. Resulüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik. Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? Kur'an mübarek bir kitaptır. İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır. Öğüt alınması gereken bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Şimdi arkadaşlar şuraya bakmadan buradaki yazanların hepsi doğrudur. Kur'an-ı Kerim mübarek bir kitaptır. İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır. Öğüt alınması gereken bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Ama şuradaki ayet-i kerimeye baktığımız zaman buradakilerden birisi yok. Hangisi yok? Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Buradaki ayet-i kerimeden böyle bir şey çıkaramıyoruz. Bu normal olarak doğrudur. Şuradaki ayet-i kerimede ancak bu çıkarılamadığı için bunu işaretliyoruz. 9. soru. Sözlükte anma, hatırlama, yad etme ve saygı gibi anlamlara gelir. Dini terim olarak ise Allah-u Teala'yı anmak amacıyla yapılan ibadet ve tesbihatlara söylenen sözlere denir. Bu açıklama hangi kavrama aittir? Dua, zikir, tevekkül, tevbe. Sözlükte anma, hatırlama, yad etme ve saygı gibi anlamlara gelir. Dini terim olarak ise Allah-u Teala'yı anmak amacıyla yapılan ibadet ve tesbihatlara söylenen sözlere denir. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Ona bakıyoruz. Anma, hatırlatma, yad etme gibi anlamlara gelmesinden bu kelimenin B şıkkı zikir olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Allah'ı zikretmek işte tesbihatlar derken de o söylenmiş oluyor. 9. soru arkadaşlar B şıkkıydı. 10. soru. Soru arkadaşlar. 6. sınıf Peygamber Efendimizin, Kur'an-ı Kerim, hep karıştırıyorum videoları arka arkaya çektiğim için. Kur'an-ı Kerim 6. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorular arkadaşlar. Bakıyoruz 10. soru. Tecvid ilminde kendisinden önceki harfin hareketini uzatmasına sebep olan ifade aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? İhfa, kasır, asar, met. Evet, kendinden önce harfin harekesini uzatıyor. Mesela E diyor, B, B diyor, T, T diyor. İşte bu nedir? Met'tir arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz burada? D şıkkını işaretliyoruz 10. soru için. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi met harflerinden değildir? Vav, ya, elif ve sin. Met harfleri 3'tür. Met harfleri yani uzatan, kendinden önceki harfleri uzatan harfler 3'tür. Vav, ya, eliftir. Ama sin bunlardan birisi değildir arkadaşlar. 11. soru D şıkkıdır. 12. soru metti. Tabii kaç elif miktarı uzatılır? 4 elif, 3 elif, 1 elif, 2 elif. Metti tabii, evet. Metti tabii kaç elif uzatılır? Metti muttasıl, munfasıl 4 elif uzatır arkadaşlar. Metti munfasıl 2 elif de uzatılır ama metti tabii soruluyor bize burada. O da 1 elif uzatılır. 12. soru C şıkkıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar 13. soruyla. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hangi mübarek gecede indirilmeye başlanmıştır? Kadir gecesinde, Miraç gecesinde, Berat gecesinde, Regaib gecesinde. Hangi gecede indirilmeye başlandığı soruldu arkadaşlar. Yukarıda aslında birinci soru olması lazımdı. Evet, burada 610 yılının Ramazan ayında demiştik. İşte o gecelerden biri de bu Ramazan ayında arkadaşlar. Ramazan ayındaki bulunan mübarek geceye biz ne diyorduk? Kadir gecesi diyorduk. İşte Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. 13. soru da A şıkkıydı. 14. soru.
İslam kültüründe bugünkü şekliyle kurban ibadeti hangi peygambere dayandırılmaktadır? Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Yakup Aleyhisselam, Hazreti Salih Aleyhisselam. Evet, kurban ibadeti hangi peygambere dayandırılmaktadır? Tabii ki İbrahim Aleyhisselam'a dayandırılmaktadır arkadaşlar. İbrahim Aleyhisselam'la beraber başlamıştır kurban ibadeti. Evet, 14. soru A şıkkıydı. 15. soru. Dua ederken zorunlu olmamakla birlikte duada belirtilen bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? Mümkünse abdestli olarak veya kıbleye dönerek dua etmeliyiz. Dualarımızda samimi olmalı. Tüm benliğimizi Allah'a yönelmeliyiz. Duayı mümkün mertebe kalabalık ortamlarda ve sesimizi yükselterek yapmalıyız. Kabul olacağını inanarak ve içten dua etmeliyiz. Evet, burada dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir. Duayı mümkün mertebe kalabalık ortamlarda ve sesimizi yükselterek yapmalıyız. İşte bu arkadaşlar dikkat etmemiz gereken kurallardan, hususlardan birisi değildir. Dua bunun için yapılmaz. Burada da C şıkkını işaretliyoruz. 16. soru arkadaşlar. Yukarıdaki örneklerde verildiği gibi met harfinden sonra met sebebi olan hemze gelir ve ikisi ayrı kelime içinde bulunursa bu durumda gerçekleşir. Hangisi gerçekleşir? Yani şurada aslında misalleri de vermiş. Mesela harfi met var, elif. Sebebi met var, hemze. Yani harfi metler, vav ya elif. Sebebi metler de hemze. Burada gösterilmiş. İşte bu şekilde ayrı ayrı. Ne ayrı? Harfi met ve sebebi met farklı kelimelerde. İnni bir ayrı, ehavi bir ayrı, tübü ayrı, ilallahi ayrı. İşte buradaki vav, harf met, i, hemze, sebep met ayrı ayrı kelimeler. Tübü ayrı, ilallahi ayrı. Böyle olduğu zaman hangisi olur diyor. Yukarıda verilen tanım hangi tecvid kavramına aittir? Metti muttasıl, metti munfasıl, metti tabi, metti arız. Evet, sonuncu soru olduğu için buradaki boşluğa, buradaki şıklardan hangisi gelecek onu yorumlar kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. 6. sınıf ayet 2 oynatma listesinden video içerisinde bahsetmiştik. 6. sınıf yazılı soruları var. Diğer oynatma listesinde de İmam Hatip 6. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. Yorumlar kısmına bu sorunun cevabını yazıyorsunuz. İsterseniz isteğe bağlı okuduğunuz okul, bulunduğunuz ili de ekleyebilirsiniz. Ama yazılı tarihlerini, hangi dersler ne zaman yazılı tarihi, onları da oraya ekleyebilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiyede bulunmayı unutmayınız arkadaşlar. Videolarımıza beğeni atmayı da tekrar hatırlatalım, unutmayalım bize destek için. Şimdilik bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız arkadaşlar.